Yani Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu uygulamayı takdir ediyorum. Biz öğrenciler için iyi oldu. Bu kriz döneminde, çünkü ben bir krizin olduğunu düşünüyorum ülkede. Yani bizim için gayet iyi oldu. Burada karnımızı doyuruyoruz. Sıraların oluşmasına gelince de bu da öğrencilerin zor durumda olduğunu, geçim sıkıntısı çektiğinin bir göstergesidir. Onun için de ayrı çözümler üretmesini bekliyorum belediyeden. Yani sadece yemekle sınırlı kalmasa daha iyi olur. Öğrencilerin başka problemleri de var. Onlara da göz atarlarsa iyi olur. Uygulama gerçekten çok güzel. Bütün öğrencilere ve İzmir halkına fayda sağladığını düşünüyorum açıkçası. Böyle bir şeyin de olması çok takdir ettik. Öğrenciler olarak değil mi arkadaşlar? Elbette ki. Bu uygulamanın devamını talep ediyoruz. Yani hız kesmeden devam edelim üstüne koyarak. Çok güzel yemekler, aç kalmıyoruz. Beğendim yemekleri, güzeldi, doyurucu. Küçük porsiyon gelmesi dışında hiçbir sıkıntı yoktu. Bizim ekonomik olan anlamda durumu düşünüldüğü zaman çok öğrenciler için çok yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonuçta dışarıda yemek yemek her öğrencinin cebine uygun olmuyor. İsteyen burada, isteyen yemekhanede yediği zaman bence gayet güzel oluyor. Bence 10 numara uygulama, yemin ediyorum burada geliyoruz. Yani çok beleşe karnımızı doyuruyoruz abi. Sonuç olarak her yani bu dönemde beslenmek gayet zor. Yani sağlıklı besinler yiyebiliyoruz en azından. Karbonhidrat ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Yemekler güzel çıkıyor. Porsiyonları lezzetli, doyurucu. Ve sıra da çok hızlı ilerliyor. Dağıtım da iyi bir şekilde sağlanıyor. Ya vallahi yemekler güzel ya. Zaten akşam yemeklerini artık yemekhaneden seçmiyoruz. O açıdan güzel oldu yani. Bir de para olmadığı için yani öğrencilik hayatı normal. Güzel oluyor o açıdan ya. Belediyenin bu dağıtımı bence çok iyi oldu yani. Çok faydalı. Yemekhanenin yemek kalitesiyle ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. Sonuçta yemekhanede eğer gerçekten yeterli düzeyde bir yemek olsaydı, sadece kalite açısından değil, öğün yani yeterli öğün açısından da yeterli bir yemek olsaydı burada kimse kuyruğa girmezdi. Ama yeterli olmadığı için insanların buradaki kuyruğa göz yumduğunu gösteriyor. Porsiyonları nasıl buluyorsunuz? Porsiyonlar yani az ama sonuç olarak ücretsiz dağıtım yapılan bir şey. Yani bir sürü insan yoğunun için normal. Şimdi değişir. Yani bir şey diyemem bu konuda ama belediyenin yemekleri de güzel. Beğendim yani. Her akşam geliriz herhalde arkadaşlarla. Yemekler güzel de bazen kötü yemekler de geliyor. Onu söyleyeyim yani çok karbonhidrat geliyor. Ders çalışıyoruz. Biz öğrencilerin proteine de ihtiyacı var. Hani bulgur geliyor, pirinç geliyor, ekmek geliyor, çorba geliyor. Biraz daha protein ağırlıklı olursa iyi olur. Onu da söyleyeyim. Dün beklerim de bugün fazla beklemedim. Dün bayağı kuyruk vardı. Ya diğer mesela özel üniversitelerde de olmasını istiyorum çünkü orada da hani öğrenciler okuyor. Oralarda da bu uygulamanın olması hani o öğrenci açısından. Hocam şimdi geçim sıkıntısı herkesin var ama bu sıraların böyle olması sebebi bedava olması. Yani bedava olunca herkes geliyor. Ya yani parası olan da geliyor, parası olmayan da gelmiyor. Sıralar uzun ama çok normal çünkü Ege Üniversitesi yani büyük bir üniversite. Hani her okulda zaten olur yani bu sıra bence. Belediyeden talebim bence sadece bunu devam ettirse bile yeterlidir. Yani bu durumun devamı bile bence güzel bir olay. Yemekhanenin yemekleri bir ücret ödediğimiz için daha doyurucu oluyor ama yani karşılaştıramam, ikisinin de aynı diyebilirim. Burası daha güzel. Ya yemekhane yemeği ya. Yemekhane yemeği bence şey daha çeşitli tatlısı falan filan var. O açıdan bence daha iyi. Meyvesi falan olduğu için yani. Başka pek bir artısı. Mesela yemekhanenin bazı yemekleri iyi çıkıyor, bazıları kötü çıkıyor. Ama hani lezzet bakımından desen belediyenin yemekleri daha iyi gibi. Yani birazcık az olabilir ama yani isteyince bazen sıra az olduğu zaman yani fazla da veriyorlar sağ olsunlar. O açıdan iyi ya, bence güzel yani. İşte öğrenciler yani yemekhanede yemek 3,5. Yani yemekhanede yemek 3,5 olmasına rağmen bazı insanlar artık benim çevremdeki arkadaşlarım da akşam yemeğini seçmiyorlar ve buradan yemek dağıtımına giriyorlar. Yani herkes bir yerden parayı cebine koymaya çalışıyor yani. Onda normal yani öğrencilik yani. Yani genel olarak ben burayı daha çok tercih ediyorum. Mesela bir dahaki hafta için yemekhaneden yemek almayı düşünüyorum. Buradan yemeği düşünüyorum.